Arkadaşlar, evet. Babam burada. Oğul, arı oğul vermiş. Güneşe karşı koruma aldım. Güneşe karşı böyle koruma almış arı. Ha, belki gelmez diye, uzun süre kalır diye. Ha, Melia yenge. Buradayım, geliyorum şimdi. Bir Melia yengeye bir elini öpeyim, sonra devam. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi arımız oğul vermiş. Şöyle yaklaşıyorum, bakın sizler de görün. Soyunayım mı cıplak? Yok babacım, yok. Yok, yok gerek yok. Ben alayım arıyı. Al, sen de ver. Ben alacağım. Şimdi arı burada, bizde babamda da maske yok arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi. Biz yolda da gelirken söyledim. Arı kesinlikle maskeyle beni yabancılıyor. Evet, biz maskeyle çalışmıyoruz. Ben de kendimi bildim bileli hiçbir şekilde maske kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle de öğrendim soyunma. Şöyle de gösterebilirim. Elimi sokayım içine. Elimi sokuyorum, görüyorsunuz. Arılara da dokunuyorum şöyle. Şöyle cici cici yapıyoruz. Cici cici yapıyoruz. Elimde arılar. Evet, gölgesini alayım. Harika. Arıyı gölgeleme yaptım. Belki dedim kovan geç gelir havzadan buraya. Akşama kalırsa dedim. Evet. Arıyı gölgelemeyi aldım. Değil mi? Bu şekilde. Güzelce. Olmaz. Ben de ama hemen geldim baba, işte getirdik. Sağ olsun Ercan Bey de hemen yetişti hızır gibi. Evet. Çok güzel. Ömür uzun olsun şimdi bunları. Bir de baktım yandan. Hemen çıta yapmışsın. Gitmesin diye. Belki dedim akşama falan kalırsa dedim. Kovanın yanından iki tane çıta aldım. Çok güzel. Beni görüyor mu? Seni görüyorsun da işte üstünü çıkarttığın için seni çekmeyeceğim. Çekeceğim, beni çekeceğim. Yok, olmaz, çekmem. Böyle çekeceğim. Babam da böyle arkadaşlar. Böyle tarzan işte. Tarzan. Babam. Arıyla biz öpüşüyoruz. Biz. Aynen babam doğayla biz. Onun gibi büyüdük işte. Arıyla babadan böyle geliyor her şey. Bu kanatlar, sevgisi. Her şey arkadaşlar. Arıyla böyle. Öyleyiz. Evet. Ya işte gönülden olursanız, samimi olursanız ne arı size bir şey der, ne başka bir şey. Bunların hepsi sizin kıymetinizi de bilir. Canlı olan her şey. Yapılan iyilik hiçbir zaman boşa gitmez arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar, kameraman babam. Ben de bu işi halledeceğim. Kerpeteni nereye koydun baba? Annem de. Alıyoruz. Arkadaşlar, bu işte yaparken yavaş olmak lazım. Bakın orada yine salkım kaldı. Onu alacağım. Evet. Şuradan göstereyim arkadaşlara da. İşte oğullarımız. Bu yeni, bu senenin yavrusu. Harika bir güzel sesi var ve kokusu var. Babam da bu güzel şeye bize sağ olsun kameramanlık yapıyor. Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Yavaş yapıyorum ki arı yerinden çıkmasın, başka bir yere gitmesin diye. Bunu buraya koyduk. Sonra onu keseceğiz. Bu dalı nasıl yapayım baba? O dalı Nail'e tutsun. Sen de orayı tut, ben silkeleyim, öyle koyalım içine. Ben onu şöyle yaparım. O zaman annem, anneciğim bak gel. Gel sen yanıma, gel. Sen arkaya geç. Öbür arkaya, diğer tarafa. Evet arkadaşlar. Arıların esas ana arısı Nail'e Hanım. Burada da bunu bilin. Dur babacığım şimdi bir dakika. Şunu alttan sen bir destek ver anne. O dalı çek. Şöyle biraz hafif. Yaklaşabilirsin. Bizi net alırsan. Burası iyi mi baba? Çok güzel. Güzel. Vuruyorum. Evet. Evet. Kovanı dibine koy. Evet. O geri kalanlar. Arılar beni sardı. Bir şey olmaz. Geri kalanlar. Gelir. Elinle de alabilirsin. Al. Evet, yaklaş baba. Arkadaşlar. Görün. Görmenizi istiyorum.
sana, onu da. Burayı da alacağım şimdi. Elimle. İçine koyuyoruz. Çubuğu kırsa. Hayvanı kırma. Salla. Salla da. Arılar aşağı gelir. Şöyle köküne vur sertçe. Dur vuracağım da bir şurayı bir alayım baba. Bak bak elimle avuç avuç. Bırakıyoruz için arkadaşlar. Şimdi salla aşağı sert köküne bir vur. Şimdi arkadaşlar. Sert köküne yumruk yap iyi vur. Şimdi şöyle sallayayım mı? Yok sert vur yumruk yap. Ne yumruk? Ya yumruk şöyle vur. Beni çek. Ha tamam. Ben salladım gider bu. Sallayacağım. Dediğim gibi vuracaksın. Öyle sallamayacaksın. Ha. Ha. Tamam. Tamam. Geri git baba. Aparkat vuruş bu. Evet. Arkadaşlar, babamla birlikte oğul veren arının içine geldik. Size söylemiş olduğumuz gibi biz yıllardır maske kullanmayız. Niyetiniz iyi olduğunda arı da dokunmaz. Hep arılar insanlara zarar verir söyleniyor. Ha, gördüğünüz gibi ellerimle koydum. Sizlere de bu balı yaptıktan sonra afiyetle yemek düşüyor. Ama bu işin zahmeti çok fazla. Emek çok fazla. Bu kadar zahmet ve emekle uğraşan insanlar da bu arıcılık yapan insanlara da sonsuz saygı duymanızı rica ediyorum. Tabağınızda güzel duran o balın bir zahmeti ve eziyeti var, emeği var. Onun için sizlerden ricamdır. Her bu videoyu izlediğinizde önünüzde her gördüğünüz bal tabağının içerisinde bu anı hatırlamanı istiyorum. Herkese bugünlük teşekkür ederim arkadaşlar. Baba yaklaştırabilirsin. Şimdi ne yapılacak baba? Süreçten bu arıyı? Sonra arı kondu. Güzelce burada bunu salladı. Salladık. Buradaki hatta fazla sallarsınız arı aşağı ininceye kadar. Şöyle evet. Aşağıya. Değil mi? Arı gelmiştir. Bir tane arımız zayi dahi olmadı. Olmadan elimizle ha, şey yaptık. Ben bunu önceleri bu dala konardı. Dalın altına çuvalı sokardım veyahut kovayı koyardım şeyi kovanın. Vurduğum zaman böyle sallama olmayacak. Dangı da vuracağım. Vuracağım. Hepsini aynı anda düşüreceksin. Ha, süper. Böyle hafif salladığın zaman sporda da her şeyi gevşek tutmayacaksın. Sıkı ve sert yapacaksın. Ah sen babam. Aynen. Evet babam şimdi arılarımız koydu. Maşallah çok güzel. İlk evet, oğlu arkadaşlar. Aldım. Hayırlı uğurlu i̇şte. Olsun. Ha evet. İçine yaprak düşmüş. Onları aldım. Bir de şu teli de alalım baba. Şu teli alalım. Onu bağlamışım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen doğal. Ne diyoruz? İşin biz doğal tarafında olduğumuzu hep söylüyorum. Bunların da işte örnek göstermiş olduğum gibi durum ortada. Doğallık diyorsak ben buna diyorum. Her şeyi doğal ortamıyla yaşamak lazım. Harika. İşte görmüş olduğunuz gibi babam da yine benim gibi elini aldı. İşte budur. Esas ana arı başımda duruyor Nail Hanım. Evet annem de annem esas de aynı şekilde. Esas ana arı o. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Bey arı denen. Evet. Şimdi ha şunu söylemek istiyorum. Bazılarına soruyorlar bu. Üniversite sorumluluğunda var, bütün sınavlarda var. Ana arı, bey arı, kraliçe arı. Bunların üçü de aynıdır. Bey arı deyince bazıları bunu erkek arı zanneder. Hayır. Kontrolcü yani bey olduğu için, kraliçe olduğu için bütün onların kralı o. O, bütün arılar kovan bir arıya tabi olduğu için ona bey arı deniyor, kraliçe arı deniyor, ana arı deniyor. Onu ha. Görme şansımız var mı hepsi şu anda? Hepsi aynı arı. Ha, şu onu, anda ha. Biz bu kraliçe arıyı... İçinde bunun var erkek mıdır, arılar var. Erkek mi? Arılar sadece hazırcıdır, yiyicidir. Ha. Evet. Suyunu dahi getirmezler. Suyunu dahi getirmezler. Hazırcı yiyicidirler. Evet. Evet. Ha. Bir kovan arıda 1000-2000 tane erkek arı olur ama bunda hiç de yok. Evet. Kovan petek gözleri temiz olursa aha ana şu mu bakayım yok. Yoktur değil. Ben bakacağım. Ana ha, anayı bu petek gözleri mi? Temiz olursa anarı yapmaz. Bozuk peteğin gözlerinde anarı yapar. Onun için aha erkek arı burada. Evet erkek arı burada. Evet, evet arkadaşlar evet. Erkek arı. Ha, bunun tikeni yoktur.
Aha, babam ha. Ağzına alır. Ha, bunun tikeni yoktur. Erkek arı yiyici, hazırcıdır. Evet, hazırcıdır. Tam çekemedik. Daha yavaş baba. Ha, bakayım erkek arı bir tane var. Bir tane vardı. Erkek arıyı gördük. Onu gösterdim. Diğerleri işçi arı. Ana arıyı merak ediyorum. Ana arıyı görebilir. Ana arıyı yeni arı olduğu için saklarlar. Saklarlar mı? Onu saklarlar. Bayağı saklarlar. Dur bakayım ben onu. Şöylece. Şöyle bakalım. Aha. Bir erkek arı daha erkek gördüm. Erkek arı çekiyorum arkadaşlar. Aha, erkek arı bu. İşte şu erkek arı. Ha. Erkek arı. Ortadaki. Siyah iricedir. Bu hazırcıdır arkadaşlar. Ha, hazırcıdır. Şekilde. Sadece kovanda. Kovanda çiftleşmeye ama. Kraliçe arı için ona ihtiyaç. Erkek arı. Aha hanım bir erkek arı daha buldu. O da erkek arı. Evet. Şunu diğerleri işçi arı olarak geçiyor arkadaşlar. Ha. Anayı, onlar... Bir de anayı gösterebilirsek. Anne kraliçeyi. Arıların kraliçesini bir gösterebilirsek arkadaşlar size. Süper olacak. Geriden al beni bak şöyle. Şöyle sen görünce bana söyle seni gösteriyorum. Babam gördüğünüz gibi çıplak elleriyle arılara masaj yapıyor arkadaşlar. Aynen. Arılara masaj yapıyor. Kraliçe arıyı da bulursak harika. Relax yapıyorum. Evet. Relax var bizde. Bakın ne kadar sakin, yavaş. Aha bir erkek geldi. Vay be, kraliçeyi iyi saklıyorlar, bulamıyoruz. Ha, yeni olduğu için bu kraliçeyi bayağı saklarlar. Bir günde de olabilir. Evet, görmüş olduk babam. Bakacağım. Çıplak ellerle. Evet, bakalım. Arkadaşlar, arılardan korkarlar insanlar. Yani arıya karşı nadik olursanız o da... Arı size... hisli hayvandır. Evet, çok mübarek altıncı hayvandır. Altıncı solandır. Köpeklerde de altıncı his vardır. Evet. Korkmadığını hissederse sana saldırmaz. Evet. Altıncı histen dolayı... Şurada, şurada. Yok. Değil. Dibindedir. Abine hak. Yok. Evet. Burada kovanın, yok. Kovanın şeyinde olabilir. Fazla. Diğer şeyde olabilir baba. Çok İstersen çok da rahatsız etmeyelim ya. Evet, yani evet, bilmiyorum. Anarı'yı göstereyim yani. Anarı, kraliçe arı, bey arı. Hepsi aynı arı. Yumurtlayan arı. Evet. Heh. İnci gibi yumurtaları vardır. Günde 1000, 2000, 3000, 4000 yumurtaya kadar çıkar mı? 2000 yumurta yaptığı olur. Günde kraliçe arı 2000 ana yumurta yapıyor arkadaşlar. Ana verimli genççe 0 anaysa bu yumurtasını yapar. Arı yaşlandıkça yumurta yapma oranı düşer. Kovan, bal oranı düşer. Kovanda sönme olur. Burası, onun için çevir. Arıları... Hemen şöyle bakıyoruz. Ha. Polen getirmiş hemen bakın, daldayken. Bakın daldayken ha, polen çiçekten getirmiş. Poleni sizin almış. Kansere karşı antioksidan etkisi en yüksek. Ha. Kanser tedavisinde kullanılan. Zaten ben bunu izledim. Amerika'da Reagan'ın 8-10 sene tabii polen, polen kürüyle yaşattılar kanseri. Evet. Kanser yedi, polenle takviye verdiler. Aynen öyle. Ya yaramaz genç anayı bir bulamadık ya. Şimdi genç ana da olabilir bu, yaşlı da. Kovandan ilk çıkan arıysa ana arı yaşlı arıdır. Böyle bakıyoruz. Ben de bir yandan kontrol ediyorum arkadaşlar. Relaxlanmış. Buldum. Aha arkadaşlar işte. Aha işte. Burada genç arı. İşte. Bakın. Ha. 18 yaşındaki kız gibi. Evet. Şu. Vay. Bu şimdi kovanı... bu arı dünyada en çok ilgi çekici, sevimli hayvan. Yeni doğmuş evet. At yavrusuyla yeni doğmuş ana. Evet baba. Arı anası. Bunları gördüğün zaman bütün stresin biter. Takip bütün ediyorum. Dertlerin sayı evet. Hepsi biter. Bu ikinci ana, birinci ana gitmiş. Evet. Birinci ana nereye gitmiş baba? Çıkıp gitmiş başka yere. Evet. Bu genç ana. Genç ana. Evet. Çıkmış gelmiş. Olay genç anayı görüyorsunuz. Evet, çok sağlıklı. Şu arkadaşlar. Hepsi normal. Yapıyorum. Hepsi normal. Tamam. Kanatları normal. Ayakları normal. Bazı feş doğabiliyor. Tek kanat olabiliyor. Evet. Arı gözündeyken bunu varovayıp kanatını yiyip sağlıksız olabiliyor ama sağlıksız anayla da arı oğul verirken
oğlu göndermez. Evet. Mutlaka sağlıklı analarla gönderir. Tamam. Şimdi ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar anamızı da gördük. Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak bugün. Bundan sonra bir videom daha olacak. Bu video bayağı uzadı çünkü yolda gel gelirken çekmiştim. Ya, gel de evet. Öpme. Öp babacığım, çeksin görsün herkes. Aynen öyle. Anı olarak kalsın. Genç ana, genç. İşte arkadaşlar. Yavrum. Doğaya saygı, hayat doğanın bunda, karşılık vermesi. Güzellik bu. Bunda. Stresi la kayboldu hemen. Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir arkadaşlar. Köy macerasına devam. Köydeki diğer kanatları da çekeceğiz. Ama video gerçekten çok uzadı. Onun için bunun ikinci versiyonuyla da hala köyde işlerimiz var. Bakacağım şimdi kanatlara. Röportaj yapacağım. Ablalar olacaktır. Onun için bundan sonrakinde devamını izlemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Herkese günü bereketli olsun arkadaşlar. Hadi. Babacığım bir selamını alalım. Tüm dostlara. Annemle tüm evet anı. Tüm evet. Arıcılara sonsuz sevgi saygılarımı sunuyorum. Evet anne de bizim. Eğer arıcılar varsa yaşam var. Evet. Herkes yaşam kendi varsa, mesleğine göre. İnsanlık var. İnsanlık varsa her şey var. Evet. Babacığım iyi ki sen de varsın. Evet. Allah'a emanet sağ olsun. Kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Haydi görüşürüz. Saygılar. Tamam. Olsun.